Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder, ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, şerefli ashabına olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız, günahlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki izzetiniz, şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Değerli kardeşlerim, Allah nasip ederse bu akşam bu dönemin son cumartesi sohbetini yapacağız. İnanıyoruz ki bizden önceki abilerimiz, hocalarımız, üzerinde yürüyeceğimiz güzel bir örfü, hayırlı bir ameli bize işleme konusunda, adımlarını takip etme konusunda bir çığır açtılar. Cenab-ı Allah'tan niyazımız odur ki hafta içerisinde yıpranan gönüllerimizi tamir etmek adına cumartesi akşamları bir araya gelişimizi nesillerimize daha bereketli ve hayırlı eylesin. Kardeşlerim, özellikle Eylül ayı itibariyle başlayan cumartesi sohbetleri bu akşam son bulana kadar dudaklarımın arasından hangi hatalar çıktıysa, hangi yanlışlara şahitlik ettiyseniz, Cenab-ı Allah'ın Tevvab isminin hürmetine günahlarımı, kusurlarımı, ayıpları affetmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Doğrular tamamen İslam'ındır. Kirli dudaklarım arasından hangi gönlü kırdıysam, hangi Müslümanın suizanını arttırdıysam, bilmeden, gaflet hanında söylemiş olduğum kelimelerle hangi kardeşimi gücendirdiysem, ne olur beni işiten bütün kardeşlerim bana haklarını helal etsinler. Kardeşlerim, Allah nasip ederse bu akşam bir dönemi cem edecek bir programı hazırlayacağız. Eylül ayında başladığımız müminlerin sorumluluğunu, zaferinin kimden kaynaklı olduğunu ortaya koyup inşallah programımıza son vereceğiz. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh diyor ki, Hayber gazvesi dönüşünde mücahitler hangi vadiye çıksa, hangi tepeye tırmansalar, hangi düzlüğe inseler bir coşkuyla, tabiri yerindeyse takatlerinin son sınırına kadar Allahu Ekber deyip tekbir, La ilahe illallah deyip tehliller getiriyorlardı. Şimdi burada önemli bir konuyu açıklığa getirmek istiyorum kardeşlerim. Hayber Yahudileri müminlere düşmanlık konusunda her zaman en arkada durmuş bir topluluktur. Müslümanlar yaşadıkları dönem itibariyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yönettiği mübarek belde Hayber Yahudilerinden hiçbir zaman sıkıntı ve meşakkat görmemiştir. Ta ki Nadir oğulları Yahudileri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve müminler tarafından Medine'den sürülene dek, ne zaman ki Nadir oğulları Yahudileri Hayber'i kendilerine üst edindiler, kirli siyasetlerini bu beldeden yönlendirmeye başladılar. Bundan dolayı
Nadir oğullarının ayak bastığı günden itibaren Hayber fitnenin merkezi oldu, başkenti oldu kardeşlerim. Özellikle Nadir oğullarının liderleri, başta Kureyş, daha sonra Bedevi müşrik Arapları kışkırtıp kendilerinin dışındaki Yahudi topluluklarını İslam ümmetine karşı zarar verme adına onları yönlendirdiler. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu tehlikeyi fark etti. Ve bu tehlikenin belinin kırılması gerektiğine inandı. Hicretin 7. yılında müminleri bir araya getirdi ve Hayber'e yürüdü. Hayber tam 7 büyük kaleden oluşan büyük bir surdur kardeşler. İçerisinde son model silahlarla donanmış yiğit askerler vardır. 10 gün boyunca kuşatma sürmüştür. 10 gün boyunca. Ve bu kuşatmaların neticesinde her bir kale müminlerin eline esir olmuştur elhamdülillah. Hayber fethinden sonra müminler 3 şey elde etti kardeşlerim. Birincisi, Yahudi fitnesi bertaraf oldu. Artık Yahudiler dünya üzerinde mümin erkek ve mümin kadınlara zarar verecek pozisyonda değillerdi. İkincisi, özellikle Hayber'in etrafında canlanan Arap Bedevi müşriklerin güçleri kesildi. Çünkü onlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı ve onun ordusunu hafife alıyorlardı. Kılıçlarının seslerini, atlarının kişnemelerini, İslam ordusunun heybetini hiçbir zaman görmemişlerdi. Bundan dolayı da bir havaya girdiler. Bu onların da gücünün kırılmasına büyük bir vesile oldu. Elhamdülillah. Üçüncüsü, belki bu ikisinden de daha önemli. Kureyş can damarlarından birinin koptuğunu hissetti. Birinci damarını Hudeybiye'de kaybetti. Çünkü hakir gördü, ezilmeye muhtaç gördü. Üflediğimiz anda Medine'den kendilerini uçuracağını zannetti. İslam ümmetiyle aynı masada oturmak zorunda kaldı. Bu onlar için bir ardı. Kaybedişin bir adımıydı. İkinci adım, Hayber'in düşüşüydü elhamdülillah. Kureyş büyük bir müttefikini kaybetti elhamdülillah. Ve bu, bakın kardeşlerim, Mekke'nin fethine hazırlayan büyük bir yol oldu elhamdülillah. Şimdi şöyle düşünün, Müslümanları şöyle tasavvur edin. Sıradan bir seferden gelmiyorlar. Müminlere fayda veren, İslam ordularına fayda veren, mümin nesillere fayda verecek olan bir muzafferiyetten geliyorlar elhamdülillah. Ondan dolayı bu coşkuya sahipler. Bir tepeye çıktıklarında Allahu Akbar diyorlar. Tepeden indiklerinde La ilahe illallah diyorlar. Ancak Muhammed Aleyhisselatu Vesselam, gerçek mürebbi, kendilerinden hangi niyetle olursa olsun hata sudur eden kardeşlerini görmezden gelemezdi. Maalesef bugün yoksun kaldığımız büyük bir ameli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gerçekleştirmişti o gün. Bizim adına maalesef. Bugün talebeler saygı ve sevgi çerçevesinde alimlerine nasihat etmekten geri durduğu müddetçe. Bugün çalışanlar amirlerine nasihat etmekten geri durduğu müddetçe. Vallahi bizler şu anki halimizden kurtulamayacağız. Biz dinin nasihat olduğuna iman eden bir ümmetiz. Bizler bugüne kadar müminlerin birbirlerine nasihat ederek güçlendiklerine inanan bir ümmetiz. Ama bakın kardeşlerim, bugün bizler kendi aramızdaki nasihatı terk ettik. Bir Müslüman kardeşimize mescitte yaptığı hatadan dolayı nasihat ettiğimiz an kardeşimiz bize sırt çevirmiştir. Bir Müslüman kardeşim kendisine namaz kıldıran hocasına hatasından dolayı nasihat ettiğinde hocası talebesine kırılmıştır.
Allahu Ekber. Biz böyle bir ümmet değildik kardeşler. Böyle bir ümmet olmayı kabullenmeyeceğiz. Kadınlar erkeklere, çocuklar babalara, babalar etraflarındaki insanlara nasihat edecek ve İslam ümmeti birlik ve beraberliğini bu tebliğ yoluyla sağlayacak. Peygamber aleyhisselam ashabın büyük bir fetihten geldi. Hayber gibi Yahudilerin fitne merkezini çökertti. Nice şehitler verdi, gaziler verdi. Varsınlar bağırsınlar, varsınlar seslerini yükselsinler. Ne söylüyorlar be kardeşim? Türkü mü söylüyorlar? Değil. Allah'ı zikrediyorlar. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yaklaştı. Dedi ki kendinize acıyınız. Kendinize merhamet ediniz. Zira siz sağır olana işittirmiyorsunuz. Sizden uzak olana dua etmiyorsunuz. Sizi işiten ve size çok yakın olana dua ediyorsunuz. O sizinle beraberdir dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu akbar ve lillahilhamd. Sonra Peygamber aleyhisselam Medine'ye doğru arkasında Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh'la yolculuğuna devam ederken arkasındaki zahit kardeşinin mırıldanmasını duyar. Ne der kardeşler? La havle ve la kuvvete illa billah. Muhammed aleyhisselam işitir bu sözleri. Der ki sana cennet hazinelerinden bir hazineyi bildireyim mi? Sana öyle bir söz söyleyeceğim ki, öyle bir haber vereceğim ki, bu haber basit bir haber değil. Cennet nimetlerinden, hazinelerinden bir payı bildireceğim. Ebu Musa el-Eşari dedi ki, bildir ya Resulallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, la havle ve la kuvvete illa billah. Ne demek aziz dostlarım bu? Güç ve kuvvet ancak Allah'ın yardımı iledir. Allahu Ekber. Güç ve kuvvet ancak ve ancak Allah'ın yardımı iledir. Kardeşlerim, Allah dilemedikçe, Allah güç vermedikçe, insanın en küçük bir hareketi yapmaya, bir halden başka bir hale geçmeye, bırakın hareketini kardeşlerim, ne olur dikkat edin. Zihinlerinde dahi düşünmeye asla güçleri ve takatlerinin olmadığının ifadesidir. La havle ve la kuvvete illa billah. Ağlamak, gülmek, oturmak, kalkmak, uyumak, uyanmak, bir nesneyi tutmak, bir nesneye doğru yürümek, hayatımızın en önemli safhalarından biri olan nefes alıp vermek Allah'ın yardımı iledir. La havle ve la kuvvete illa billah. Rızkınızı temin etmek, temin ettiğiniz rızkı yiyebilmek, yediğinizi iç aleminizde sindirmek. La havle ve la kuvvete illa billah. Sadece ve sadece Allah'ın yardımıyla gerçekleştiğinin ifadesidir kardeşlerim. Bakın, gecemizi süsleyen ay, karanlıkları aydınlatan güneş, kuraklığımıza damlayan yağmur tanelerini taşıyan bulutlar, vallahi Allah'ın dilemesiyle, gücü ve kuvvetiyle hareket etmektedirler. Havada uçan kuşlar, denizde yaşayan balıklar, hayatlarını alemlerin Rabbi olan Allah'a borçludurlar. La havle ve la kuvvete illa billah demek budur aziz dostum. Ancak biz Adem oğluyuz. Fıtratımızda ve mayamızda unutmak kaderimize yazılmıştır. Biz bazen öyle bir hale geliriz ki, öyle bir girdabın içerisine doğru sürükleniriz ki, önce kendimizdeki değişimi, sonra çevremizdeki değişimlerin merkezinde biz olduğunu zannederiz. Eşyaya etki yapanın, eşyaya tesir edenin, eşyaya yön verenin Allah değil de biz olduğunu zannederiz ki Allah muhafaza, bu imanların zayıfladığının en büyük alametidir kardeşlerim.
Bugün geniş arazi sahipleri eğer arazilerine yaklaştığında şu görmüş olduğun, gözünle seyretmiş olduğun bütün beldenin sahibi benim. Koca koca binaları dikenler o katların içerisinde gezerken şu muhteşem sarayları inşa eden onun gerçek sahibi benim dediği anda göreceksiniz ki onun imanı karış karış azalmaktadır. Böyle bir durumun ne kadar acı verici olduğunu, sahibini hangi hale düşüreceğini alemlerin Rabbi olan Allah Kehf suresinde ayan beyan veciz sözleriyle açıklamıştır kardeşlerim. Bakın Muhammed aleyhissalatu vesselama ithaben Allah azze ve celle diyor ki onlara iki adamın örneğini ver. Kime diyor Allah? Muhammed aleyhissalatu vesselam. Müfessirler demişler ki onlardan kasıt kimdir? Müşriklerdir, kafirlerdir, saltanatlarıyla övünenlerdir, alemde tasarrufun sadece kendine ait olduğunu zannedenlerdir. Ama biz buradan kendimize pay alacağız. Allah bize diyor ki onlara iki adamın misalini ver. Onlardan birine iki üzüm bağı, etraflarına hurma ağaçları ve onların da diyor arasına ekinler verdik. Öyle bir ekinler ki kardeşler her bir dal, her bir asma, her bir ürün devşirilmeye hazır kardeşler. Allah'ın lütfundan, kereminden büyük pay almışlardır. Noksansız diyor ayette. Ve sonra ne diyor biliyor musunuz kardeşler? Tam diyor o bahçenin arasından bir ırmak akıttık. Allahu Ekber. Ne olur şöyle bir tasavvur edin. Bir bahçeye giriyorsunuz. Sağınızda üzüm bağları. Solunuzda üzüm bağları. Bu bağları ikiye ayıran bir nehir. Ondan sonra etrafları çit gibi ören hurma ağaçları. Yetmedi kardeşler. Nasıl bir bahçe, nasıl verimli bir arazi. Her ağacın arasında çeşitli meyve ve sebzeleri ekebileceğin ayrı bir toprak parçası. Subhanallah. Böyle bir bahçe düşünün. Hayal değil bu kardeşler. Senin için belki hayaldir. Senin için belki yaşanması zor bir şeydir. Ama bahsettiğim şey esatirul evvelin değil. Öncekilerin masalı değil. Öncekilerin uydurduğu bin bir gece hikayesi hiç değil. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın misal olarak getirdiği gerçek bir kıssa. Bu bahçenin sahibi arkadaşıyla karşılaşır. Onun yanına alır. Ayette aynen şöyle ifade geçiyor. Bu bahçenin dışında onun ürün aldığı, gelir elde ettiği, sermayesini biriktirdiği başka şeyleri de vardır. Allahu Ekber. Böyle bir adamda ne zuhur edecektir kardeşler? Eğer Allah'ı bilmiyorsa, Allah'ı unuttuysa onda hakim olacak şey kibirden başkası değildir. Arkadaşının, kardeşinin, dostunun yanına gelir ve şu sözleri söyler. Ben senden malca diyor daha zenginim. Benim arazilerim daha çok. Arazilerim daha bereketli ve insan sayısı olarak senden daha kuvvetliyim. Çocuklara sahibim, torunlara sahibim, hısım akrabam daha fazla. Bahçelerimde çalıştırdığım adamların sayısı senin adamlarından daha çok. Ve ondan sonra Rabbim diyor ki manzarayı şöyle gözümüzün önünde canlandırıyor. İkisi beraber bu adamın bahçesine giriyorlar. Ne olur kardeşim burada dikkat et. Bundan önceki bir kulu küçük görecek bir kibirdir. Kibrin de kendine göre mertebeleri vardır. Nasıl ihlasın, takvanın, muttaki olmanın sınırları varsa kalp hastalığının da sınırları vardır. Birinci aşama kullarını küçük gördü. Yarattığı varlıkları küçük gördü. Allah'ın yarattığı varlığı küçük gördü. Şimdi ikinci aşamaya geçti. Ne zaman ki diyor o bahçenin içerisine girdiler. Tabir yerindeyse bunu ben abartıyorum. Göğsünü kabarttı. Şöyle boynunu kaldırdı. Hani tabir yerindeyse burnunu havaya doğru çekti. Dedi ki ben buranın yok olacağını hiç düşünmüyorum diyor. Allahu Ekber. Burası ebediyete kadar kalacak. Kıyamet kopana kadar. Bakın dikkat edin. Kıyamet kopana kadar, insanlık yok olana kadar, dağlar toz bulunutu haline gelene kadar, güneş ve ay birbirine girene kadar burası
baki kalacaktır. Yok olacağını düşünmüyorum der. Şimdi ne olur bu sözlere biraz daha dikkat çevirin. Kıyametin kopacağına da inanmıyorum. Allahu Ekber. Kıyamet diye bir şey yok. Yani benim gibi güçlü, benim gibi iktidar sahibi, melik olan bir adam hesaba çekilemez. Bundan dolayı kıyamet olamaz. Kıyamet denen şey vuku bulmayacaktır. Ancak diyor, şayet Rabbime geri döndürülecek olursam bundan diyor daha hayırlı bir sonuçla karşılaşırım. Subhanallah. Subhanallah. Demek ki iman eden bir adamdı. Allah'ı bilen bir adamdı. Allah'ı da Rab olarak kabul eden bir adamdı. Mal sevgisi dünyanın muhabbeti kalbinde öyle bir etki oluşturdu ki önce kıyameti yalanlamaya başladı. Tabirlerindeyse hafife aldı. Sonra da dalga geçer gibi benim zaten hak olduğumun göstergesi bu arazidir. Kıyamette koparsa Allah bana bundan daha hayırlısını verecek dedi. Peki dostum, kardeşim, senin böyle bir arkadaşın olsa, seni böyle elinde tutsa, arazilerini gezdirse, bak gözünün gördüğü yere kadar her biri benim dese, çeşit çeşit hayvanları gösterse, evler, arabalar, çalışan işçiler, fabrika, ne derseniz deyin, bak bunların sahibi benim, bundan dolayı da bu iktidarın sona ereceğini düşünmüyorum. Ne yaparsın bu aziz dostum? Bana ne olur net söyle. Benim gibi zayıf karakterli biri şunu yapar. Susar. Sessiz kalır. Eğer menfaat umuyorsa hakikati söylemekten uzaklaşır. Ama Nuh Aleyhisselam öyle yapmadı. Kavmin şımarıklarına, zenginlerine gitti. La ilahe illallah deyin dedi. Benim ücretimi sadece Allah veriyor dedi. Musa Aleyhisselam Firavun'un karşısına dikildi. La ilahe illallah de dedi. İsrail oğullarını benle serbest bırak. Onları köle edinme dedi. Hakikati izhar etti. Asla çekinmediler. Çünkü ücretlerini Allah veriyordu. Bakın bu şahıs da, ismi bilinmeyen o muttaki şahıs da, bu böbürlenen, kibirlenen, gurur sahibi, iktidar olduğunu zanneden adama dönüyor. Tokat gibi bir cevap veriyor. Önce yakasını tutuyor tabir yerindeyse. Silkeliyor onu. Kalbini silkeliyor, zihnini silkeliyor. Tokadı yüzüne değil, kalbine vuruyor. Ve şu sözleri söylüyor. Diyor ki, seni diyor önce topraktan, sonra necis bir sudan yaratan ve seni tas tamam bir adam kılan Allah'ı inkar mı ediyorsun? Allahu Ekber. Seni bir topraktan, çamurdan, balçıktan yaratan, o yüzü üzerinde yürüdüğün bahçenin çamurundan yaratan, sonra necis bir sıvıdan var eden, sonra seni adam yerine koyan, seni adam yapan, musabbir olan Allah'ı diyor inkar mı ediyorsun? Ben diyor Rabbime ortak koşmam diyor. Ben Allah'a şirk koşmam diyor kendisi sonra. Bakın müfessirler burada diyorlar ki kardeşlerim, bu kişi Allah'ı inkar mı etmiştir? Asla. Allah'ın varlığını kabul ediyor. Ancak problem ne aziz dostum? Elindeki nimeti Allah'ın verdiğine değil de kendi yetenekleriyle elde ettiğine inanıyor. Allahu Ekber. Varlığını kabul ettiği Allah'ı hakim, tasavvur sahibi olarak görmüyor. İktidar sahibi olarak görmüyor. Ben elde ettim diyor. Tıpkı Firavun döneminde yaşayan o Karun gibi. Ben elde ettim. Benim yeteneklerim ne oldu? Ben diledim oldu. Ben istedim oldu. Bak ben istemeyeyim olmayacak. Ben yapmak istemediğim zaman hiçbir şey gelmeyecek. Ne kötülük, ne şer, ne iyilik, ne hayır. Hiçbir şey. Allahu Ekber, Allahu Ekber. O salih dost döndü dedi ki, ben dedi Allah'a şirk koşmam dedi. Rabbime asla hiç kimseye ortak koşmam. Kime ortak koştu? O şahıs kendi nefsine ortak koştu. Kendi nefsini ilah kabul etti. Yaratanın, hakim olanın, şekil verenin, hareket ettirenin, gücün, iktidarın kendinde olduğunu zannetti. Allahu Ekber ve gafil. Allah bizi muhafaza buyursun kardeşlerim. Sonra devam etti o salih dostum. Dedi ki, önce bir yakasını silkti dedi ki, onu fıtratına döndürmeye çalıştı.
bundan önceki haline döndürmeye çalıştı. Yani tabir yerindeyse ilk halini hatırlattı. Çırılçıplak şu dünyaya geldiği, fasfakir olduğu dönemi ona hatırlattı. Sonra ne yapması gerektiğini bildirdi. Ve ona dedi ki, bağına girdiğin zaman, yani bahçene girdiğin zaman, maşallah, la kuvvete illa billah demeli değil miydin diyor. Allahu Ekber. Maşallah. Hanımın bir çocuğu doğurup, hemşireler senin kucağına bıraktığı zaman Allah senden şu sözü işitiyor, işitmek istiyor. Maşallah. La kuvvete illa billah. Çocuk öldüğü zaman Allah öldürdü. Çocuk güldüğü zaman ben doğurdum. Allah bunu istemiyor kardeşlerim. Yeni arabanın kontağını çevirdiğin anda maşallah la kuvvete illa billah sözünü duymak istiyor Allah. Evine girdiğinde, evinden çıktığında, işinin kapısının önünde durduğunda, bağında, bahçende, arazilerinde dolandığında, sana bunların sahibi kimdir, bunu nasıl elde ettin diye bir soru sorulursa, söyleyeceğin tek cevap, maşallah, la kuvvete illa billah. Allah'ın izniyle güç, kuvvet yalnız Allah'tandır. Evet, bu bahçeye vesile olanlar vardır. Elin vesiledir, gözlerin vesiledir, düşüncelerin vesiledir, kardeşin vesiledir. Ancak o vesileleri ve sebepleri işler hale getiren kimdir? Maşallah, la kuvvete illa billah'tır aziz dostum. Buhari Müslim hadisi, muttefakun aleyh bir hadis. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Süleyman aleyhisselam, Davut aleyhisselamın oğlu Süleyman aleyhisselam, ben bu gece, orada rakam da veriyor, bir rivayette 70 diye geçiyor, bir rivayette 90 diye geçiyor. Bunu sohbetten sonra konuşuruz. Bu gece bütün hanımlarımla diyor beraber olacağım, ayrı ayrı anlarda bütün hanımlarımla beraber olacağım ve her birinden savaşçı birer çocuk dünyaya gelecek dedi. Resulullah bildiriyor bunu. Buhari Müslim hadisidir. Yahu nasıl 70 tane adamda 70 kişilik güç mü vardı? Hadis inkarcısı mantığıyla düşünmüyoruz. Ya bir adamın 70 tane kadını mı olur? Ne kadar da şehveti güçlüymüş. Hadis inkarcısı mantığıyla düşünmüyoruz. Selefi salihin, ehli sünnetin mantığıyla düşünüyoruz. Buhari Müslim hadisi, Resulullah bildirdi. Süleyman aleyhisselam dedi ki, bu gece bütün hanımlarımla beraber olacağım ve her birinden savaşçı, yiğit bir tane çocuk dünyaya gelecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bütün hanımlarınla beraber oldu ancak diyor bir tanesinden çocuk dünyaya geldi. O da özürlü bir çocuk diyor dünyaya geldi. Sebep? Çünkü inşallah demedi. Allahu Ekber. Ya inşallahla maşallahla olmaz bu işler. Yapacaksın, edeceksin. Dilersem yapacağım. Azmetmem lazım. Vallahi bu sözler yalandır. İnşallah. Allah'ın izniyle. Allah dilerse. Maşallah. Allah diledi. Allah verdi. Allah güç ve kudret sahibidir. Elde ettiğimiz gücün ve kudretin tek kaynağı Allah'tır. Maşallah la kuvvete illa billah. Sonra o salih dost, salih arkadaş, o imanının perçin perçin zayıflayıp ahireti inkar boyutuna gelen, Allah'ı hafife alan arkadaşına sürüklendiği akıbeti gösteriyor. Diyor ki, belki diyor Rabbim, senin bağından diyor daha güzel, daha hayırlı bir bağı bana nasip edecek. Ve üstüne diyor, senin diyor bağının üstüne gökten yakıp yıkan bir afet getirecek. Ve o bahçenin içinde bir nehir akıyordu ya abiler. O nehri kurutacak, suyunu başka tarafa çekilecek ve onu da diyor hiç kimse getiremeyecek. Allahu Ekber. Ve bakın Allah Azze ve Celle diyor ki, bir anda bahçeyi her taraftan bir afet kuşatmaya başlıyor. Bağlar yere düşüyor. Çardaklar yere düşüyor. Hurmalar kurumaya başlıyor. Su çekiliyor. Yemyeşil arazi kupkuru çorak bir toprağa dönüyor. Tasvir Allah'a aittir. Aynen şöyle ifade buyuruyor Allah.
Sonra diyor o adam bağını, mülkünü, her şeyini yitiren o sefih adam, bedbah adam ellerini diyor böyle avuçlarını tuttu, olmaya başladı. Şöyle ovuyor, pişmanlığı gösteren bir ifadedir. Nedameti gösteren bir ifadedir. Ellerini şöyle ovuşturmaya başladı ve dedi ki keşke Rabbime hiç kimseye ortak koşmasaydım. Allahu Ekber. Keşke Rabbime hiç kimseye ortak koşmasaydım. Yeteneklerimi, aklımı, zihnimi, ne derseniz deyin kardeşler, nefsimi, alemlerin Rabbi olan Allah'a ortak koşmasaydım. Bakın Allah diyor ki Allah'ın dışında ona yardım edecek bir topluluk yoktu. Kendi kendine de yardım edemedi diyor, subhanallah. Hani senin aşiretin vardı? Hani bir emrinle harekete geçecek insanlar vardı? Ya da hiç bunlara ihtiyaç hissetme. Her şey senden meydana geliyordu ya. Allah dedi ki kendi kendine yetemeyecek, yardıma gelemeyecek bir duruma düştü. Ve sonra devam etti Allah. Dedi ki işte bu durumda velayet, yani yardım sadece ve sadece hak olan Allah'a aittir. Ne olur kardeşlerim, elinizdeki yetenekleri ve nimetlerin sahibi Allah olduğuna iman ettiğiniz gibi, size bunu verenin, dilediğinde bunu alacak kudrete sahip olduğunu ne olur bilin. Eğer elinizde bulunan yetenekler ve nimetler sizi ve beni bir şımarıklığın içerisine iterse, vallahi şu hikayesi anlatılan adamın durumuna düşeriz. Rabbim hepimizi esirgesin kardeşlerim. Ve ne olur unutmayın, başarı Allah'tandır. Yeteneklerimiz Allah'tandır. Elde ettiğimiz nimetler Allah'tandır. Ve ne olur unutmayın, zafer de sadece Allah'tandır kardeşlerim. Bugün benim oturduğum yerden konuşacağım şeyler gerçekten kolaydır. Ama Suriye'de, Filistin'de, Arakan'da, Çeçenistan'da, Afganistan'da, Afrika'nın her bir diyarında bulunan kardeşlerimize, sesimizin ulaştığı nefislere diyoruz ki vallahi zafer Allah'tandır. Müminler, bizden önceki selef-i salihin, bizden önceki ümmetler hiçbir zaman düşmanlarına sayılarının çokluğu, elindeki silahlarının kuvvetiyle galebe gelmemişlerdir. Vallahi bunu temin ederim kardeşlerim. Gidelim Mute Savaşı'na. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Şam diyarına, yani Medine'de iktidarını sağladıktan sonra Şam diyarına ticaret yapmaları için tüccarlarını gönderiyor. Ama bir bakıyor ki Müslümanlar Arap Hristiyanlar tarafından tacize uğruyor. Kimisi öldürülüyor, kimisi esir alınıyor, kimisinin malları el konuluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu kabullenemiyor. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şam beldelerine davetçiler gönderiyor. Elçiye zeval olmaz denir, ancak müşrikler, Hristiyanlar bu sözü çiğnemeye başlarlar. Allah Resulü'nün gönderdiği elçileri şehit ederler. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir elçi daha gönderir. Etrafına da askerler verir. Müslümanlar bir beldede, Ma'an denilen bir beldede, bugünün ifadesiyle Ürdün'ün toprakları içerisinde yer alan bir bölgedir, Ma'an bölgesi. Oraya Müslümanlar yerleşirler. Etrafları kuşatılır, liderleri dışında hiç kimse sağ kalmaz. Bütün hepsi şehit edilir. Bu Peygamber Aleyhisselam'a çok ağır gelir kardeşler. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam İslam ordusunu toplar. İslam ordusu o ana kadar en büyük sayıyı elde eder. 3000 kişi toplanır. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem önce ordunun başına Zeyd bin Harise'yi koyar. Eğer der o şehit olursa, ondan sonra Cafer bin Ebi Talib gelsin der. Eğer o da şehit olursa Abdullah bin Ravaha gelsin der. Bakın dikkat edin. Tarihçiler der ki bu cihat gökten gelen bir emirle yapılmıştır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 güzide komutanına şehit olacağının müjdesini vermişti. Müslümanlar yola çıkarlar 3000 kişilik bir orduyla. Ma'an, Ürdün bölgesine kadar gelirler. Haber ne kardeşler? Dikkat edin. Arap Hristiyanlar tam 200 bin kişilik bir ordu hazırlamışlar. Arap Hristiyanlar. Sağdan soldan topladıkları
Arap Hristiyanlarla 200 bin kişilik bir ordu hazırlarlar. Özür dilerim, 100 bin kişilik. Affen. Peki Bizans Rumlardan ne kadar ordu hazırlar? Tam 200 bin. Tarihçiler diyorlar ki kendilerini gösterişli göstermek, şatafatlı göstermek adına ipekten elbiseler giydirmişler ordusuna. Etti mi sayı 300 bin? Diyorlar ki bir de buna Arap müşrikleri de eklenirse takriben diyorlar ki sayı 350 bine kadar yaklaşmıştır. Müslümanlar kaç kişi? 3 bin kişi. Karşı taraf 100 kat daha fazla. Atları, üzerine bindikleri develeri, ellerinde tuttukları kılıçları da ortaya koyarsak Müslümanlar okyanusa karşı savaşıyorlar. Allahu Akbar. Bir araya geliyorlar. Zeyd bin Harise'ye diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir mektup gönderelim. Bir elçi gönderelim. Hani Peygamber aleyhissalatu vesselam sayımızın azlığını görsün. Düşmanın kuvvetini bilsin. Olur ya bize ne emreder? Geri çekilmeyi emreder. Geri gelin der. Umut bu. Ya da bize takviye birlik gönderir. Bir tanesi der ki ey Zeyd der. Biz zaten düşmanların ordusunun bölgesine girerek onları zelil ettik. Büyük bir başarı elde ettik. Yahu bu dakikadan itibaren burada durmanın anlamı yoktur. Yani biz üzerimize düşen görevi yaptık. Geri çekilelim der. Sahneye kim çıkar? Abdullah İbni Rabaha radıyallahu anh çıkar. Allahu Akbar. Der ki ey kardeşlerim, ey Müslümanlar, sizin bugün kaçmayı teklif ettiğiniz şey bizim asıl yola çıktığımız şehadettir der. Allahu Akbar. Biz şehitlikten kaçmayı istiyoruz. Şehadetten kaçmayı umuyoruz. Vallahi bizler bu zamana kadar sayımızla, silahlarımızın kuvvetiyle düşmanlara galebe gelmedik. Sadece Allah'ın kuvvetiyle galebe geldik. Allahu Akbar. Allah'ın kuvvetiyle. Bugün iki şey vardır. Ya şehadet ya zafer. Ya şehit olacağız. Cesetlerimizi kuşlar kapacak. Ama Firdevs'te kanatlanacağız. Ya da 300 bin kişilik bir okyanusun, bir nehrin karşısında duracağız, zafer elde edeceğiz. Mücahitler bir araya gelirler ve sevinirler. İmanları artar ve savaş başlar. Kardeşler, Müslümanlar 300 bin kişilik ordunun karşısına çıkarlar. 3 bin kişiyle. Yahu içlerine girseniz kaybolursunuz. Ne kadar sebeplere sarılmayan, sebepleri hafife alan, ölümü kucaklayan adamlar değil mi? Allahu Akbar. Zeyd bin Harise savaşın ilk anında şehit olur elhamdülillah. Sancağı kim alır? Cafer bin Ebi Talib radıyallahu anh alır. Sancağı tuttuğu an önce sağ elini kopartırlar. Sonra sol eliyle tutar. Bir kılıç darbesiyle sol elini de yitirir. Sonra sancağı şöyle kollarıyla sarar. Sancak düşmemesi lazım. Sancak ardır, namustur. Mağlubiyetin haberidir yere düştüğü an. Bir anda onu sarar. Bakın aynen ifade şudur. Savaştan sonra baktık ki tam 90 tane kılıç, mızrak yarası almıştır. Allahu Ekber. Peki yaraları nereden alıyor biliyor musun Ümit abi? Sadece diyorlar ki ön tarafından almış. Asla düşman arkasını dönmemiş. Asla kaçmak niyetiyle hareket etmemiş. Bütün kılıç darbelerini şu ön kısımdan almış elhamdülillah. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için cennette uçacak kanatlar verileceğini söyler. Sahabe onların çocuğunu sevdiği zaman iki kanadı olan Cafer'in çocukları diye severlermiş elhamdülillah. Cafer de şehit olur elhamdülillah. Bu sefer sancak kimdedir? Abdullah İbni Rabaha radıyallahu anh alır. O da düşmana doğru koşar. Allah ona da şehadet nasip eder. Sonra üç komutanı yitirdikten sonra Allah yeni iman etmiş, taze iman etmiş. Resulullah'ın ifadesiyle Allah'ın kılıcı olan Halid bin Velid elhamle sancağı alır. Ve bakın kardeşlerim durur. Der ki bu geceye kadar direnelim. Akşam olduktan sonra
ordunun yerini değiştirir. Sağdakini alır sola koyar. Soldaki ekibi alır sağ tarafa doğru koyar. Öndekileri alır arkaya, arkadakileri öne koyar. Ve ondan sonra da düşman sabahleyin gözlerini açtığında bir bakar ki farklı insanlar. Dün savaştıkları kişiler değil. Der ki acaba bunlara takviye mi geldi? Halid der ki gücünüzün yettiği kadar bağırın. Tekbirler getirin, tehliller getirin. Enerjinizi gösterin, kılıçlarınızı yalın sallayın. Yani morallerinizin yüksek olduğunu gösterin. Başka bir zayıf rivayette şu ifade geçiyor. Diyor ki bir tepenin arkasından iki tane adam gelir, şöyle toz dumanı ortaya kaldırtır diyor. Yani halen yardıma gelenlerin olduğunu göstermek için. Ondan sonra 300 bin kişilik ordu der ki biz bu ordunun karşısında duramayız. Afallamaya başlarlar, duraklarlar. Halid bin Velid yavaş yavaş orduyu geri çekmeye başlar. Siz bunun adına kaçış deyin. Sahabe de öyle demiş. Yavaş yavaş geri çekilmeye başlamışlar. Bakın kardeşlerim 300 bin ordunun içerisinde şehit olan sahabe sayısı tam 12 tanedir. Allahu Ekber. 12 kişi şehit olmuştur. Elhamdülillah. Şimdi sonuca bakın. Mücahitler Medine'ye doğru gelirler. Çocuklar, erkekler çıkarlar, mücahitleri kınamaya başlarlar. Vay be derler, sizler savaştan kaçıyorsunuz he? Başlarlar onların üzerine toprak saçmaya. Allahu Ekber. Toprak saçarlar mücahitlerin üzerine. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki, sakın onlara geri dönenler demeyin. Onlar döne döne savaşanlardır. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Aziz dostum, selef, bizden önceki ümmetler sayılarının çokluğu ve silahlarının kuvvetiyle düşmanlarına galebe gelmemişler. Davetçiler, alimler, şu sokaklardan yana şikayetçi olanlar, mürebbiler, terbiye edenler, vallahi belagatlarıyla, ilimlerinin derinlikleriyle, güzel sözleriyle, hal ve hareketleriyle bu topraklara hakim olmamışlar. Kesinlikle Allah'ın nusretiyle, Allah'ın yardımıyla kalpleri fethetmişlerdir. Maşallah. La kuvvete illa billah. İnşallah Allah ölü pozisyonunda olan İslam ümmetine aynı muzafferiyeti verecek. Mut'e'de verdiği gibi, Bedir'de verdiği gibi, Hendek'te verdiği gibi, Huneyn'de verdiği gibi, Yemame'de verdiği gibi, İstanbul'un fethinde verdiği gibi, Çanakkale'den zaferle çıktığı gibi, ey İslam ümmetinin erkekleri, vallahi sizin ellerinizle zafer gelmeyecek. Güç, iktidar sahibi olan Allah'ın yardımıyla biz ancak zafere ulaşacağız. Arakan bunu bilmek zorunda. Suriye bunu bilmek zorunda. Filistin bunu bilmek zorunda. Yeryüzünün bütün yiğitleri şu an mazlum coğrafyalara aksa ancak Allah müdahale etmediği müddetçe, Allah güç vermediği müddetçe, Allah nusretini indirmediği müddetçe vallahi hiçbirimiz bir şey yapamayacağız aziz dostlar. Bize düşen Allah'ın nusretini ve yardımını çekecek imana ve salih amellere sahip olmaktır. Allah bu ümmete bu şuuru nasip etsin. Ne olur silahlarınızın, kılıçlarınızın keskinliğine güvenmeyin. Eğer Allah'a iman etmezsek, Allah'a imanda sadakat göstermezsek, Allah için amellerde bulunmazsak, Allah'ı zikretmezsek, Allah için secdelerde ağlamazsak, dualarda ellerimiz kalkmazsa, Allah için yorulmazsak, Allah için terlemezsek, vallahi savaşa kınınla çıkmış bir savaşçıdan farkımız yoktur. Kılıcını evde bırakmış bir askerden farkımız yoktur. Silahını bindiği araçta unutan bir mücahitten farkımız yoktur kardeşler. Bizim korunağımız, bizim sığınağımız, bize güç veren, yardım eden alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkası değildir. Ve ne olur şunu da kesinlikle unutmayın. Şeytan ve dostları, İslam coğrafyalarında kan akıtan İsrail'in, Amerika'nın, İngiltere'nin, Rusya'nın, sayamadığımız her bir şeytanın, iblisin uşaklarının
üzerinde de tek tasarruf ve hakimiyet sahibi olan alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Allah'ın dilemesiyle ellerini oynatmakta, Allah'ın dilemesiyle gözlerini kırpmakta, Allah'ın dilemesiyle uyumakta ve uyanmaktadırlar. Ellerindeki güç ve iktidarın tek sahibi Allah'tır. Ve o gücü imha edecek tek güç yine Allah'tır. Allah'a hamdolsun ki biz böyle bir güce iman ettik. Allah-u Teala böyle bir gücün gölgesinden bizi ayırmasın. Allah-u Teala böyle bir imandan bizleri ayırmasın. Bizi salih amellerin birinden çıkıp diğerinde yorsun. Gözyaşımızı, terimizi, kanımızı kendi davası uğruna akıtmayı bizlere nasip etsin. Allah-u Teala şu an mustazaf duruma düşürülmüş bütün mümin erkek ve mümin kadınlara yardım etsin. Bakın kardeşlerim, affınıza sığınırım, özür dilerim. Şu an kelimelerimizden Allah lafızları çıkmaya başladı. Kolay gelsin. Kendine iyi bak, kendine iyi davran, kendini koru. Ama dün öyle değildi. Allah sana yardım etsin. Allah kolaylık versin. Allah seni korusun. Yahu biz evden çıkarken Bismillahi tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah diyen Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti değil miyiz? Allah'ım sana tevekkül ettik. Vakıftan çıkarken sana tevekkül ettik. Şimdi dernekten çıkarken tevekkül edeceğiz. Evden çıktığımızda tevekkül ettik. İşimize giderken, araca binerken Bismillahi tevekkeltu alallah. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ. Biz gücümüzü bileklerimizden değil, pazılarımızdan değil, yaptığımız spordan değil, yaptığımız diyetten değil, Allah'tan alıyoruz demiyor muyuz biz kardeşlerim? Ne oldu bize bugün? Allah işlerini rast getirsin, Allah sana kolaylık versin, Allah sana selamet versin. Kelimelerini bizler terk ettik. Kendine iyi bak, kendini koru, kolay gelsin ifadelerini kullanmaya başladık. Evet, Allah bize kolaylık versin. Allah bize yardım etsin. Allah işlerimizi kolaylaştırsın. İblise, dostlarına karşı mücadelemizde bizim yar ve yardımcımız olsun. Şu an esaret altında ne kadar mümin erkek ve mümin kadın varsa Allah onlara özgürlük nasip etsin. Şu an açlıktan, susuzluktan, üzerine giyecek kıyafetten yoksun ne kadar mümin erkek ve mümin kadın varsa Allah onların açlıklarını gidersin, susuzluklarını gidersin, çıplaklıklarını gidersin. Şu an dünyanın neresinde olursa olsun ırzları kirletilen, evleri yağmalanan, toprakları işgal edilen ne kadar kardeşimiz varsa Allah subhanehu ve teala en kısa zamanda onlara muzafferiyetler nasip etsin. Allah'ım şu beldelerimize, sokaklarımıza, evlerimizin içerisine hidayeti sok. Allah'ım evlerimizin içerisini ıslah et. Allah'ım sokaklarımızı ıslah et. Ya Rabbi şu an senin mübarek aylarından biri olan Ramazan-ı Şerif'e yaklaşmak zorundayız. Yaklaşmak üzereyiz. Kalbimizi Ramazan'a aç. İhlasımızı artır. Samimiyetimizi pekiştir. Zikrimizi artır. Kur'an'la diyaloğumuzu artır. Ve Ramazan'dan en güzel şekilde istifade etmeyi bizlere nasip et. Şeytanların bağlandığı, cennetin kapılarının ardına kadar açıldığı, cehennemin kapılarına kilit vurulduğu bu ayda seni memnun etmeyi bizlere nasip et. Seni memnun etmekten bedbaht duruma düşmüş. Bu kadar rahmetine rağmen, bu kadar yardımına rağmen, şeytanları hapsetmene rağmen, vesveselerini gidermene rağmen, cennetin kapılarını ardına kadar açmana rağmen, her tarafa rahmetini, bereketini saçmana rağmen ama seni zikretmekten, seni memnun etme konusunda geri kalan, bedbaht duruma düşmüş ne kadar insan varsa Rabbim onları ıslah et, hidayet ver. Biz seni seviyoruz, senin sevdiklerini seviyoruz, sen senin sevdiklerini bize sevdir. Geceniz mübarek olsun, akıbetiniz hayır olsun, cennetiniz inşallah firdevs olsun. Biz cumartesi sohbetlerine ara verdik ama asla birlik ve beraberliğimizi ara vermeyeceğiz inşallah. Biz cumartesi sohbetlerine bugün son noktayı koyduk. Ancak birbirimize nasihat etme konusunda parantezi kapatmadık elhamdülillah. Biz imanımızı artıracak farklı aktivitelerin içine tekrar gireceğiz. Mümin olmanın gereğidir bu. Onu yaşamak için gayret göstereceğiz. Bayrampaşa Derneği adına, burada bulunan hocalarım, kardeşlerimin adına, yaklaşık 8 aydır bizi yalnız bırakmayın. Şurada bulunarak imanımızı artıran, size
istifade sunmak yerine sizden daha çok istifade eden biz kardeşleriniz size teşekkür eder. Allah-u Teala'nın terinize, yürüyüşlerinize bereket katmasını, yapmış olduğunuz bu iyiliğin karşılığını Firdevs'le taçlandırmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. İnşallah dün bizi bırakmadınız, bugün bırakmadınız, yarın bizim ellerimizi asla bırakmayın. Bizi nefsimizle bir an dahi boş bırakmayın. Bir göz kapıp açana kadar bir an dahi bizi alemlerin Rabbi olan Allah asla yalnız bırakmasın. Geceniz tekrar mübarek olsun. Allah-u Teala sizi sevdiklerinize ve İslam'a bağışlasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha ma salavat.